Demir, ben gerçekten bilmiyordum, yemin ederim. Bilseydim asla evinize gelmezdim. Tamam, biliyorum. Senin kabahatin değil. Sen de bilmiyordun. Selin de bilmiyordu. Benim kabahatim bu. Bir şeye ihtiyacın var mı? 2 dakikalığına gelir misin? Bir şeyler içmek ister misin? Çıkacağım. Ofise dönmem lazım. Anladım. Burası çok tozlu. İyi gelmez sana böyle. Birilerini tutabilirsin yerleştirmeleri için. Demir, bak ben gerçekten bilmiyordum. Yani hayatında biri olduğunu tahmin ettim ama hiç Selin olduğunu tahmin etmedim. Ben gerçekten çok yanlış yere bakmışım. Affedersin. Güldüğüme bakma, benim sinirlerim bozuldu galiba. Ben sen Ayda ile birliktesin sanmıştım. Ayda mı? Onu nereden çıkardın Eylül? Ya ne bileyim, o gün tatlıcıda sizi kol kola görünce... yani ilk başta çok şaşırdım. Evet, tatlı kız ama senin tipin değil. Benimle bunu mu konuşmak istiyorsun şimdi? Kim benim tipim, kim değil? Bu mu? Tamam, haklısın. Özür dilerim. Benden özür dileyip durma Eylül. Çok rahatsız edici bir şey. Ne yapayım peki? Birbirini iyi tanıyan iki arkadaş gibi davranamıyoruz. Sadece iş arkadaşı gibi de davranamıyoruz. Sonsuza kadar senin eski nişanlın olarak mı kalacağım? Ben gideyim. Sen de yat, dinlen biraz. Yeterince hırpalandım bugün. Bunları daha fazla konuşmayalım. Demir, lütfen. En azından bir kahve yapmama izin ver. Bana 2 dakikanı ayır, sonra ne istersen yap. Tamam. Seninle konuşmam gereken bir şey var. Lütfen. 2 dakika. Affedersin. Efendim Burak. İyiyim, iyiyim, merak etme. Bana ara sıra oluyor öyle. Yok, hiç gerek yok. Biraz dinleneceğim. Sağ ol. Görüşürüz. Bay bay. Şirketle hastalandığımı duymuş. Belki inanmayacaksın ama senin için çok mutlu oldum. Bugün Selin'le 2 saat geçirdim. Ama ne kadar hesapsız ve içten bir kız olduğunu hemen anlıyor insan. Seninle Selin'i konuşmak istemiyorum Eylül. Haklısın. Ama ben seni sevdiğimi söylediğimde... seni hala sevdiğimi söylediğimde ciddiydim Demir. Ve insan birini gerçekten sevdiğinde mutlu olmasını ister. İnan ya da inanma, ben giderken
Seni kırmak istemedim. Ama ne çok zarar vermişim sana. Artık böyle olmasını istemiyorum demiş. O yüzden lütfen o kızla, yani Selin'le benim yüzümden gerilme. Senin yüzünden Selin'le gerilecek değilim tabii ki. Sadece hiçbir sebeple Selin'in kırılmasını istemiyorum. Sen ona aşıksın, değil mi? Evet. Bakışlarından anlamıştım zaten. O evde bir şeyler bozulacak diye çok korktun. Ben o bakışı tanıyorum. Bu konuşma bir yere gitmiyor. Demiş, lütfen. Ben aranızı bozmak için gelmedim. Hatta hemen yarın giderdim ama yönetim kuruluna verdiğim bir garanti var. Ertem'in yapını finansını düzeltmem gerekiyor. Hayatındaki hiçbir şey benim için bozma. Ben en kısa zamanda gideceğim buradan. Söz veriyorum. Bana söz verme Eylül. Sen sözlerini tutabilen biri değilsin. Kimse aynı kalmaz Demir. Ben de senin hatırladığın kadın değilim. Dersimi aldım. Sana inanmamı beklemiyorsun herhalde. Sadece biraz sabretmeni istiyorum. İşleri toparlayıp en kısa zamanda sessizce buradan gideceğim. Bu arada da senden uzak duracağım. Kimsenin tadı kaçmayacak. Sana güvenmek zor. Kusura bakma. Ben her hareketimden, her sözümden bir anlam çıkarılmasını istemiyorum. Bu şekilde çalışmak çok zor olur. Sürekli seninle kıyaslanmak da istemiyorum. Bunu o da istemez ama elinde olmadan yapar. Tamam, senin kafanda her şey net. Ama onun hakkında soru işaretleri kalır. Değer mi? Biliyorum bu senin için çok zor. Ama bana son kez güvenmeni istiyorum. En kısa zamanda Londra'ya geri döneceğim. O adama güvenme. Bırakma. Biliyorum, farkındayım. O da başka bir yaralı çocuk sadece. Yat, dinlen Eylül. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.